XRP fiyat tahmini. Kurumsal yatırımcılar XRP'ye yöneliyor şeklinde. Abi görüyoruz. Şimdi üzerine şöyle bir konuşacağız. Ve genel itibariyle durumlardan bahsetme gayretimiz tabii ki söz konusu olacaktır diye ifade etmemiz lazım. XRP'den bahsedeceğiz yani. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. İzleyenler kesinlikle bunları gerçekleştirsin lütfen. Bir saniyenizi ayırıp hem beğenin hem de abone de olun yani. Bunlar önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlar. İsteyen Facebook'tan da takip edebilir tabii ki ve veya katıl üyesi de aynı şekilde olabilirsiniz. Yani bunları da dileyenler gerçekleştirebilirler. Mevzu bu. Bunların linkleri de açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Orası üzerinden isterseniz gerçekleştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. XRP fiyat tahmini dedik. Kurumsal yatırımcılar XRP'ye yöneliyor. Büyük bir yükseliş yaşanır mı şeklinde. Kurumsal yatırımcı kavramı bayağı bir şeyde yanlış anlaşılıyor kripto piyasasında. Hani genelde kurumsal yatırımcıların aktiviteleri sanki fiyatlamayı belirliyormuş gibi düşünülüyor. Fakat öyle değil. Yani hani kurumsal yatırımcıların faaliyetleri bu anlamda belirleyici olmuyor açık söylemek gerekirse. Çünkü şu anda piyasada kurumsal yatırımcı sayısı gerçekten hala diğer taraflarla kıyas ettiğimizde açık ara daha az, daha düşük. Dolayısıyla bu anlamda bir belirleyicilik göstermemekte. Haberiniz olsun. Ya yani böyle bir fark var arada. Onu da ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, ya kurumsal yatırımcı nasıl? Tabii ki zaman içerisinde kurumsal yatırımcıların da içerideki totale oranla tabii ki artması bekleniyor. Bu ayrı bir konu. Yani bu oran gitgide artacaktır. Özellikle ETF'lerin çıkması, şu an BTC'de çıkmış olması ve XRP de dahil olmak üzere diğer altcoin'lerde de çıkacağı noktasında ortada bunların da biliniyor olması dediğim gibi önem arz eden durumlar olarak bizim karşımıza geliyor. Ama şu an için ortam çok şey değil. İşte ETF'ler bunu bayağı bir artırması yani ETF'lerin genel anlamda yüksek bir aktivite göstererek piyasalardaki bu oranları yükseltmesi şu an için beklenmekte. Ama büyük fiyat yükselişleri tabii ki yaşanacaktır. XRP coin gibi bir varlıkta özellikle ama bunun sebebi şey olmaz. Kurumsal yatırımcıların girişi olmaz. Çünkü yapılacak yatırımın ciddi bir büyük bir yükselişe dönüşebileceği bir kurumsal yatırımcı açık söylemek gerekirse öyle bir kurumsal yatırımcı yok yani. O kadar yüksek miktarlarda talep etmesini bekleyebileceğimiz diyeyim işte ise. Bunların da bu şekilde altını çizmemiz lazım. Büyük bir yükseliş yaşanır mı dedik. 54,44 ile bugün benzer bir durum oldu. Büyük yatırımcılar SEC davasına rağmen alım yapıyor diye ifade ediyor. Şimdi şöyle ve tabii bir önceki haftaya göre büyük işlemlerin %266 oranında arttığını söylüyor. Doğrudur. Şimdi şöyle bir durum var. Büyük işlemlerin artması ve ekseriyetle alım yapılması tabii ki çok güzel bir durum. SEC'e rağmen bunun yapılıyor olması durumu. Şimdi SEC en son bildiğiniz üzere yine üst mahkemeye gitti. Yani temyiz başvurusunda bulundu adamlar. Fakat birincisi önemli konuların başında şu gelmektedir. Birincisi şu an son kurallar geçerli. Yani yargıç eskisini bozmadığı takdirde şu anda XRP coin'i tutup da bir delist edilmesi durumu veya şu tarz bir şey olmayacak. Yani eskisi geçerli, sıkıntı yok. İki, zaten daha önce de konuştuk. Yani SEC'in burada
kazanıp emellerine ulaşma ihtimali gerçekten çok düşük. Bunun ve bunların da belli bir etkisi olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bütün bunları şöyle bir araya getirdiğimiz zaman, şöyle bir düşündüğümüz zaman haliyle yatırımcı alım yapmaktan geri kalmıyor. Tabii ki şu an fiyatlar hala uçup patlamadı. Sonuçta yapılacak her alımda da ralli yapmıyor ya da SEC davası negatif anlamda yüksek etki göstermiyor diye fiyatlar sonuçta uçacak anlamı taşımıyor illa. Bunların tamamı da önemli konulardır diye ifade etmek ve durumu bu şekilde açıklamak lazım. Ama tabii ki balina alımlarındaki artış önümüzdeki etapta fiyatlarda ciddi yükselişlere dönüşebilmesi için özellikle yine dediğim gibi önemli konulara işaret etmektedir. Yatırımcı bazen hani ya bu kadar alım yapmış bir şey olmadı gözüyle baksa da bunlar sonuçta elde tutma oranlarını artırır. Dolayısıyla yapılacak sonraki girişlerde potansiyel fiyatlamayı da oransal fiyatlamayı da yüksek kılacaktır. Bunlara da bu şekilde yani sonuçta dikkat etmek ve durumları yani işin bu boyutunu da bu şekilde bilmek gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. %7,33 değer kaybettiğini ifade ederken yine aynı şekilde kurumsal yatırımcıların alım yaptığı söyleniyor %266 ile hareket etti. Evet, burada son hareketler karşımıza çıkıyor. Yeter de tabii sadece bunlar kurumsal yatırımcıların hareketleri yeter de sadece belli oranda bir çekilme olduğunu görüyoruz. Onun haricinde bayağı da aslında şey duruyor yani sağlam bir listeyle yine karşımıza çıkmış oluyor ve genel olarak da bir aynı zamanda problem olmadığını görüyoruz. Bu da güzel bir durum tabii ki. Genel olarak XRP Coin'de görmüş olduğunuz gibi doğrudan hani Solana'nın bile üzerine geçiyor. Bir ara özellikle Solana'daki alımlar korkunç meblağlara erişmişti. Yani Solana tarafındaki alımlar resmen böyle durdurulamaz seviyelerde geziyordu artık. Bir ara kurumsal yatırımlar da Ether'i bile geçmişti belli oranda. O yüzden bu da nasıl diyeyim enteresan durumlardan bir tanesidir yani durum bu şekilde. Şu an XRP'nin tabii ciddi bir kurumsal yatırımcı içerisinde ciddi bir çıkış yapması, ciddi bir çıkış gerçekleştirmiş olması önemli durumlardan bir tanesini işaret eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.